بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله تعالى نزو إناتيله. تذكرت ليلى كتابنا مذاكرتنا devam ediyoruz. 7. dersimiz olacak inşallah. Biz birinci versiyonunu okuduk. Ama başka kitaplarda, nüshalarda 83 beytlik bir versiyonu da var. Fazla ve eksik olanlar da var. Yani sadece 12 beyt fazla olmuş olmuyor aslında. O 71 beytli okuduğumuz efendim şekliyle onda olup da daha uzun olanında olmayanlar da var. İşte belki bir 20'ye yakın fazladan beyit var. Onların şerhini kısaca yapmış kitapta. Biz bugün şimdi o faslı bir de Mecnun'un neden şiirini hep Leyla'ya hasrettiğine dair yazdığı faslı, müellifin yazdığı faslı müzakere etmeye çalışalım. Evet, şimdi var mı sizin sorunuz? Paylaşımınız, gene sizinle başlayalım. Sait beyitler, ziyade beyitler inceliyoruz şimdi ilkin. Sayfa 167'de başlıyor. Mulhaqun bi şerhil ebyatil varideti fi gayri rivayetil muhtara. Evet, 168. sayfadaki 9 rakamlı beyti nasıl Leyla'ya hitaben anladı? Ona bir bakalım. Evet. فليتكم لم تعرفوني وليتكم تخليت عنكم لا علي ولا ليا يقول ليتك لم تعرفيني يا ليلى وليتني تخليت عنك فلا يكون علي شيء ولا لي شيء. Evet, oradan فليتكم diyor, siz diyor, oradan neden ليلى diye şerh etti diyor müellif. Muhtemelen siyaka bakmak lazım ama ليلى ve ehli gibi bir şey geçiyor olabilir okumu söylemesinin sebebi yani. Yani mesela bu 9. beyit normalde öncesinde 8. beyit. Bu 8. beyit muhtemelen normal kasidedeki 8 olacak ki bir öncekinde 7 var fazla. Gidip mesela 8'e baksak bizim elimizdeki kasidede önceki beyitlerde ehliyle ilgili bir şey diyorsa belki oradan çıkarılıyordur yani. Yani bu ikinci rivayette, daha uzun olan rivayette ki bu incelemeye çalıştığımız 9. beytin öncesi sonrasında belki Leyla ve Leyla'nın ehlinden dolayı feleytekum diyor. Evet, yani tamamen sizden kurtulsam gibi yani. Olabilir, bakmak lazım. İkinci leytekum zaten aynı, birinciyle aynı. Yani mana olarak da çok şey olmaz gene yani. Lem tarifunin feleytekum tehalleytu ankum. Yani şimdi şair Leyla asıl derdi ama Leyla'nın, Leyla ile ilgili her şey sanki Leyla gibi olmuş oluyor ya. Yani Leyla ve Leyla'nın etrafındaki her şey, Leyla'nın dağı değil mi? Leyla'nın artık ailesinin yaşadığı yer, oradaki her emare, oradan gelen rüzgar. Sanki hepsi bir toplamda bir bütün olarak onu karşısına alıyor. Hepsinden kurtulmak. Leytekum sanki hitap ediyor bir mecmuaya, bir efendim gruba, leytekum tehalleytu ankum demesi. Yani tabii dediğim gibi yani gene sonuçta siyah kasidede geçiyor bu beyit. Yani bu leytekumu o Leyla olarak, en azından Leyla'yı içeren olarak anlamayacaksak çok bağlamsız kalır. En azından onu söyleyebiliriz yani Leyla'yı içermiyorsa. Yani şarih burada belki müellif Leyla'yı diyerek aslında diğer şeyler zaten Leyla'dan dolayı hitaba layık oluyorlar gibi belki anlayabiliriz. Evet. Çünkü la aleyye ve la aleyye zaten geçmişti. Yani bunu Leyla'ya özgü söylüyor değil mi? Daha önceki başka beyitlerde geçiyordu yani. Yani birinci rivayette geçmişti. Evet. Yani ciddi bir sıkıntı yok diye zannediyorum. Yani onu orada Leyla'yı içeren bir hitap olarak anlamazsak çünkü sıkıntı olur kesin. Hani böyle
bunu kabul etmediğimiz zaman daha büyük sıkıntıya düşeriz. Anlamada belki evet. 171'deki 30. beyti hemen açıyorum. 171'deki 30. beyti. Tazmin var mı? Bakabilir miyiz diyorsunuz. Tamam. Feya Rabbi inzadet bakiyyetu zembiha ala ecriha fenkuslaha min kitabiha. Siz nerede tazmin gördünüz ona bakalım. İkinci satırında hangi harfi celde mesela tazmin var veya ters tazmin mi var? Hani tazmin düşünceniz hangi harfi celde geldi? Ben tam göremedim bir tazmin. Yani bütün harfi celler normal müteallaklarına uygun bir şekilde kullanılmış görünüyorlar. Zade ala kullanılıyor. Buradaki ala ecriha zadeye müteallak. Fenkus laha, yani laha burada zaten özel bir yani müteallakı olan bir şey değil. Yani onun lehine ona ver gibi, ona ver gibi. Yani benden alıp ona ver yani. Fenkus min kitabihi ve a'tiha laha. Orada belki hani a'ti vardır değil mi? A'tiha, a'tihi, a'tiha gibi yani. Evet. Fenkus laha. Ama orada gerekmez yani ona tazmin demek gerekmez. Çünkü lam orada zaten lehu yani lehinde manası hep kullanılabilir. Her fiille kullanılabiliyor bu yani. Onun için bu. Mesela darabtu leke. Yani senin için yani. Atiha min hasenati. Ha, oradaki diyorsunuz mesela min. Yani fenkus. Fenkus ya Rabbi muatiyen min hasenati. Diyorsunuz. Ama zaten nakasa min nakasayla daha uygun hatta. Yani a'tiha'da belki tazmin yapılabilir, daha makul olur denir. Yani sizin tazmin için getirdiğiniz takdirde aslında yapılmışsa, eğer öyle söylemişse belki o unkustan tazmin olabilir. Nakasa minhu denir. Değil mi? Nakasa min mali mesela. Nakastu min malim. Lazım da müteaddide kullanılabiliyor malum nakasa. Unkus ya Rabbi min mali. Malımdan eksilt diyorsun. Unkus min kitabi leha. Oradaki verme leha da anlaşılıyor. Yani o biraz nasıl diyelim? Leha da onun için azalt. Yani dolayısıyla ona ver demek istiyor. Yani belki tazmin üzerinden anlamamız gerekmeyebilir. Lafızları yani. Yani manayı anlıyoruz. Unkus min kitabi leha. Onun için eksilt. Onun için eksiltiyorsa demek ki ona veriyordur diye anlıyoruz. Hani lazımi olarak yani belki denilebilir. Allahu alem. Yani çünkü nakasa min zaten ma nakasa malum min sadakatin gibi bir şey düşünün. Ma nakasa min sadakati. Ma nakasa min mali. Yani nakısıkla min kullanılıyor zaten mutat bir şekilde. Evet. Lam oradaki belki vermeyi anlamaya doğru götürüyor. Çünkü onun için eksiltiyorsa tabii şairler veya da fasih şiirde tabii ki o kadar nesirdeki gibi veya da sıradan kelamdaki gibi uzun uzun söylemezler. Mana anlaşılınca oradan iltizami delalet gibi bir şey düşünün yani. Delaleti iltizamiye gibi bir şey oluyor. Evet. Sana'a lafziye olarak herhalde tazmin yok Allahu alem. Tazmin biraz da bir nahvi olgu ya diye inceliyoruz. Sarf nahif olgusu olarak. Evet. Tamam. Başka? Benim çok yok bugün. Bir yer işaretledim ama çok da şey değil. Yani üzerinde belki biraz konuşabiliriz, düşünebiliriz. Dikkatimi çeken önemli bir yer. Birkaç güzel nükte vardı özellikle ikinci fasılda. Yani ikinci fasıla da diğer fasla da geçebiliriz. Bir kitabı iki kısma ayırmıştı hatırlarsak. Birinci kısımda kasidenin kendisi iki rivayetiyle biz birinci rivayeti okuduk. İkinci rivayetin şerhini de bu oturumda inceliyoruz. Sonra kitabın ikinci kısmı bir tür pratik gibiydi diyecekti. Biz inşallah o ikinci kısımda bayağı bir pratik yapmaya çalışacağız. Özellikle gelecek dersten itibaren. Ama ona bir mukaddime olan dört fasla ayırdı ikinci kısmı. Kitabın ikinci kısmının. Birinci kısım şeydi yani birinci kısım Mecnun'un şiirini neden hep Leyla üzere şiir söylediğini anlatıyor. Birinci fasıl, ikinci fasılda da efendim
Mecnun'un divanından seçkiler. Seçki yapıyor. Orada mesela biraz daha pratik yapacağız yani. İkinci kısma da geçebiliriz aslında. İkinci kısım faslında biraz daha şey var. Evet. Fark etmez. Bakalım. Son olarak 172'de 8 rakamın özellikle zikredilme sebebi var mıdır? Ben çıkaramadım özellikle zikredilme sebebini. Belki kafiyeye uyuyordur. Yani kesretten kinaye olarak söylenmiş olabilir. Yani kat kabbel yemin ediyor değil mi? Kat kabbel tu semaniye. Yani muhtemelen belki 8'den daha da fazladır. Ama orada hani bir rakam söylemek makul olur genel olarak. Yani az bir rakam değil. Çok veya bir kere bile aslında olsa bir mesele de orada. Yani bir rakam söylenmesi makul oluyor. Bir tür kesretten kinaye. Evet. Belki 5 kere yapmıştır bunu diyoruz ya. Belki 4 kere de yapmış olabilir. 7 kere de yapmış olabilir. Biri bir şey mesela diyoruz. Yani. Allah-u Alem bir şeyini hissedemedim ben yani. Kafiye sema niya başka sayılar sonunda ye kafiyesiyle bitebilir mi? Kafiye mesela 9 olmaz. 7 olmaz, 6 olmaz, 5 olmaz, 4 olmaz, 3 olmaz, 2 belki olabilir yani. Ama da olmaz, neyin yani, olmaz. Evet. Evet, 178. Bakalım 170'teki, 178'deki, sayfa 178'deki Ebu Nuvas ve Müslim karşılaştırması. Müslim kim? İnan ben de bilmiyorum yani, araştırmak lazım. Araştırıp bulamadıysanız, belki ben de araştırırım ama geri olarak araştırmadım. Ben de o ismi çok meşhur biri olmasa gerektir herhalde. 178'e geçelim. Ben de bilmiyorum Müslim kim. Şair. Muhtemelen künyesi vardır. Onunla meşhurdur. Belli dönemlerde ismi sonradan künyesi meşhur oluyor. İşte künyelerine de bakmak lazım. Yani o hangi tabakadan Ebu Nuvas'ın muhtemelen muasırıysa ve ona yakınsa o tabakadaki şairlere isimlerine gidip bakıp Müslim efendim ismi olan künyesi belki farklı olan bir şair vardır yani. Ona bakmak lazım. Künye ve isimler değişebiliyor tarihte yani şöhretleri belli dönemlerde değişebiliyor. Evet. Sayfa 179'da nereye bakıyoruz? 179'da ikinci paragraf. Tamam bakalım. Evet. Hada فضلاً عن أن الشعر العذري وشعر الغزلي بابان خفيفان. Evet. Yani beyan üslubu açısından mecaz kinayelerin giriftliği, kelimelerin o san'al beyaniye diyor ya, san'atul beyan o açıdan daha hafif, zaten daha akıcı, daha anlaşılır. Manalar bir kere uzak ve zor, ince manalar değil çok fazla. Atıyorum bir av sahnesinde bir hayvanın bilmem boynuzunun şekli. Yani bu çok ince bir şey. Onun üzerinden bir teşbih yapacağınız zaman yani o bağlamı, o şeyi çok iyi bilmesi gerekiyor bir insanın. Onların yaşadıklarını yani. Konular daha genel, ifade ve terkipler de dolayısıyla daha umuma yönelik manalar olmuş oluyor. Yani Bâbani Hafifen zaten sonradan da açıklıyor artık. لَا تَظْهَرُ ف۪يهِمَا صَنْعَةُ الْبَيَانِ بِقَدْرِ مَا يَظْهَرُ الْاِسْتِرْسَالُ وَالسَّرْدُ وَالتَّعْبِيرُ التِّلْقَائِيُ الْمُبَاشِرُ Yani bir kadri ma yazharul istirsal ve sardu ve ta'biru tilkaiyul mubashir dediği bu gazelde olan hadise. Gazelde ne olur? Şair duygularını açığa çıkarır. İstirsal daha rahat davranır. Daha böyle gündelik, sıradan hadiseleri de işleyebilir yani istirsal. Çünkü onun için sıradan bir mana onu bir Leyla'yı hatırlattığı için diyelim sıradan bir şey anlatıyormuş gibi olur. Yani ma yazharul istirsal ve sard. Anlatıyor yani başından geçen şeyler ama normalde bir şair öyle değildir. Hiçbir zaman hiçbir başından geçeni yani sıradan bir şey olarak anlatmaz. Sıradan bir şeyi anlatamaz yani diğer şairler. Anlatmazlar zaten yani. وَالسَّدْ وَالتَّعْبِيرِ تِلْقَائِيِ الْمُبَاشِرِ Şimdi gazelde şairin duyguları daha fazla ön planda ve önemli olduğu için sen diyor ya şer vicdan efendim değil mi? Romantik yani. Burada وَالتَّعْبِيرِ تِلْقَائِيِ الْمُبَاشِرِ Doğrudan duygularını dışa vuruyor. Yani bir zanaat yapmıyor aslında. Yani bir böyle söz ustalığı tam olarak o şekilde olmuyor. Yani bizatihi bir hadiseyi düşünce seviyesinde de inceleyip sık dokuyup sonra onun tabirini nasıl yapıyor diye bir şey olmuyor. Tabii bunu melekeyle yapıyorlar genelde de. Yani böyle oturup mühendislik yapar gibi yapmıyorlar.
فَلَا يَكُنُ فِي الْكَلَمِ تِلْكَ الصَّنْعَةَ الْبَيَانِيَةَ الْعَالِيَةَ الَّتِي نَجِدُهَا فِي أَشْعَارِ الْفُحُولِ الْكِبَارِ كَأَصْحَابِ الْمُعَلَّقَةِ. İşte muallaka şiirlerine hakikaten gittiğiniz zaman oradaki hiçbir hadise sıradan bir gündelik hadise değil zaten. Efendim, yani öyle gibi biraz görünen şeylerde bile ayrıntılar asıl çok önemli oluyor. Yani bağlamdaki, konudaki ayrıntılar çok önemli oluyor. Terkip çok zor oluyor zaten. Mesela gazeldeki terkip çok akıcı, çok vazıh yani. Şeydeki terkip en azından bize göre çok zor oluyor. Bu bile bir fark olduğunu gösterir. Bize gazeldeki terkip o kadar zor gelmiyor. Muallakadaki terkip ve üsluplar ağır dil var. Hani şey denir ya işte, divan şiiri işte saray şiiridir, ağdalıdır falan. Oradaki ağdalılık gibi bir anlam meselesi de var bir miktar yani. Yani burada bahsettiği şey yani gazelde olmayan şey yani genelde. Gazelde yer yer bazı beyitler bu noktaya çıkabiliyor ama yani bir bütün olarak baktığınız zaman bir tane o kasidelerde böyle 6-7 bölüm oluyor genelde. Biz bu gazellerde çok olmuyor. Konu bir tane. Orada 6-7 bölüm var. Tabii ki bütün kasideyi toplayan bir tema veya bir mana var ama o kadar ince ki. Af sahnesi var, yağmur yağar, sonra bir şey olur, yaşadıklarını anlatır, anılarını anlatır falan. Zannedersin ki kopuk şeyler, bablar. Yani oradan oraya geçiyor farklı konulara 70-80, beyit 90, beyit oluyor bu muallakalar. Efendim 6-7 temel bab var ama aslında hepsini bağlayan da bir ciheti vahdet gibi bir şey var yani. Yani düşünün bu kadar farklı konular içerisinde çok uzaktan meramını anlatmaya çalışmak, inanılmaz dolaylama üzerinde. Herkes avı anlatıyor. Sen o avı ne için, nasıl anlattığın önemli orada. Nasıl ayrıntılarla süsleyip şiirin asıl maksadına, kasidenin asıl maksadına götürecek şekilde organize ediyorsun av sahnesine dair anlatıyı yani. Veya da gazel girişini yani o mukaddimetul atlar denilen girişleri mesela. Evet. Yani bunu tam anlamak için bir miktar daha belki muallaka şiirleriyle hemhal olup karşılaştırınca insan doğrudan Allah'a yani bu paragrafta anlatılan şeyi anlar yani. Yani gazelin ne kadar hafif olduğunu yani. İşte inşallah bundan sonra biz diyelim İbnül Kays'ın belki işte efendim raiyesine geçeceğiz değil mi? Semalek yaşa okun bademâ kâne sara. Oydu herhalde. Onun şerhine geçersek ikinci kitaba Semalek yaşa okun. Orada ne olacak efendim, orada işte bu sanal beyaniyeyi göreceğiz, ne kadar zor olduğunu da göreceğiz yani. Şiiri tahlil etmek o kadar zor olacak ki yani bunun 2-3 katı zor olacak yani. Zaten biz çok bağlamı da bilmiyoruz yani, çok tecrübe ettiğimiz hisler veya suretler yok yani şu anki gündelik hayatımızda, dünyamızda yani. Ama onlar üzerinden paylaşılabilir olan, tırnak içerisinde evrensel olan anlamlara nasıl intikal ediyor şair? Oralara dair işaratı veya ihaatı efendim dolaylı anlatımı nasıl oluyor? Belki onu göreceğiz Allah'a. Evet. Ondan sonra ne diyor? İşte وَقَدْ جَاءَ الدِّوَانُ كُلُّهُ عَلَى هَذَا الْبَابِ الَّذِي يُسَمِّهِ الرُّمَانْتِكِيُّونَ الشَّعْرَ الْوِجْدَانِ وَوَبَابٌ يَقِلُّ فِيهِ الْبَيَانُ الْعَالِي بطبيعته وبما تقتضي معانيه بطبيعته diyor bakın. فالتعبير العذري يقتضي البيان المباشر عن مشاعر العاشق. Bakın البيان المباشر, ama bir İbnül Kays'ı okuduğunuz zaman o kadar dolaylama var ki yani duygularına gidebilmeniz için yani. Zannedersiniz ki savaştan bahsediyor. Savaş falan filan değil derdi. Yani savaşı böyle çok hararetli, ayrıntılı bir şekilde üst bir beyanla anlatıyor yani mübalağıyla. Evet. وَمِنْ هُنَا سَهُلَ عَلَى جَمِيعَ الْمُثَقَّفِينَ اَنْ يَقْرَعُوا الشِّعْرَ الْعُدْرِ. O yüzden de zaten Muhammed Ureşit Hoca gazelli tavsiye ediyor. Şiiri ısınmak, şiiri çalışmak, şiiri sevmek isteyenler için. Çünkü ihtiyacımız var şiire. Yani bir miktar severek de girebiliriz ama çok zor geliyorsa da Kur'an'ı anlamak, Arapçayı daha da ilerletmek için o şiiri her türlü bir yerden girmemiz gerekiyor. Zor geliyorsa gazelle girmek tavsiye ediliyor yani. Evet. Bugünkü okumada aslında çoğu anlaşılıyordu. Yani böyle çok anlaşılmayan bir şey yoktu. Belki gelecek okumada daha çok şiir olacak. Yani şerhi olmayan şiirler olacak elimizde. Bakalım onları kendimiz çözmeye çalışırız.
Biraz artık bağlamı da biliyoruz, Mecnun'u tanıyoruz, dünyasını biraz tanımaya başladık. İfade üsluplarına da biraz aşina olduk. Bundan sonraki bapta bakalım ne kadar çıkarabileceğiz o beyitleri. Tezevvuk edeceğiz, zevk edeceğiz yani. Evet. 180-181'e bakabiliriz. Yani o üzerinde biraz belki konuşabiliriz. Hiciv meselesi. 180 ve 81'de hicivle alakalı önemli bir bilgi, bir mesele var. Hicvin sövgüyle eşit olmadığını söylüyor. Yani biz bazen hiciv deyince işte adam böyle gariz kelimeler kullanıp bunu bir vezinde söyleyince veya hakareti vezinde bir araya getirince hicivdir diyoruz. Bakın ne kadar sati bir anlayışımız var değil mi şiir ve edebiyatın seviyesini? Yani belki mesela divan edebiyatında hicivde gelen bazı şiirler veya da bazı meşhur olmuş sövgülü şiirler, hakaretli şiirler, bazı hakaretli şiirler aslında hiciv değiller yani. Büyük edebiyat eleştirmenlerine göre. Sövgü yani, hani sövgüyü bir miktar vezinli yapmış. Sıradan basit bir kelam olmuş olur yani. Yani kötü bir şiir olmuş olur en fazla yani. Hiciv olmuş olmuyor yani, üst bir edebi tür olarak yani. Hiciv çok dolaylı yoldan bunu yapmak. Hicivle sövgü aynı değil dedi ve sonra getirdiği ifadelere bakın. Var ya, bunları not edin, inanılmaz şeyler. İşte bu cümleleri söyleyen bu edebiyat eleştirmenleri bu işin ömrünü vermiş insanlar. O yüzden bunların kitaplarını muhakkak okumak gerekecek. Bunların kitaplarını. Mesela bakın Ebi Amr İbn-i Ala ne diyor? Hayrul hicai ma tunşiduhul agra'u, sayfa 180'in sonunda. Hayrul hicai ma tunşiduhul agra'u fi hidriha fela yakbuhu ve fela yakbuhu bimithliha. Yani fela yakbuhu şi'ruhu diye onun zamirini şiire, hicaya veya şiire götürdüm. İfadeye bakın yani, bu ifadenin kendisi inanılmaz beli bir ifade yani, kendisi inanılmaz bir veciz, bir fasih beli bir ifade. Hayrul hicai ma tunşiduhul agra'u fi hidriha. Yani bir mesele bu kadar iyi anlatılabilirdi. Hicivle hakareti, sövmeyi ayırabilecek herhalde bundan daha iyi bir tabir zor bulurdum. Yani öyle ki şair sanki efendim haya, o kadar haya sahibi işte çadırında ikamet eden, gözlerin görmediği bir bakire kız gibi. Yani ne kadar haya sahibi olur, utangaç olur değil mi? Edepli olur yani efendim. Ne kadar çekinir, utanır. Hicvini o derece yapıyor ve hiçbir halel gelmiyor şahsiyetine. Bunu çok iyi yapan biliyorsunuz bugün de yazarlar, şairler varlar yani. Köşe yazılarında da öyle bir okursunuz. İlkin zannedersiniz ki medh ediyor. Hiçbir edebe mugayir üslup yok. Hiçbir böyle hani böyle adam şey de yapıyor. Böyle adama böyle gıcık kapacağınız bir üslup da olmuyor. Ama okuyup iyi anladığınız zaman öyle bir yerden vuruyor ki yani adama. Karşı tarafı inanılmaz itibarsız kalacak şeyler oluyor mana olarak yani. Bir tür çok dakik tarizler yani. Tariz meselesi. O buradaki hiciv, sövgüden ayıran hiciv, çok dakik üslubunca tarizler. Hani üslubunca adamı uyarırsın ya derler. Kırmadan etmeden ve kendi makamına herhangi bir şey bulaştırmadan. Kendini efendim o lekeye bulaştırmadan, elini bulaştırmadan o lekeyi oradan temizlemek veya lekeye işaret etmek yani. Efendim, tariz, çok dakik üslubunca tarizler şeklinde ifade edebiliriz Türkçe'de, Allah-u Alem. Burada hicivde anlattığı şey bakın. مَا تُنْشِدُ الْعَدْرَعُ فِي خِدْرِهَا. Yani böyle birinin, böyle bir kadının efendim üslubunu, hayasını düşünün ve o hayasından ve üslubundan, edebinden hiç taviz vermeden birini hicvedebildiğini düşünün. Yerdiğini eleştirebildiğini düşünün yani. Efendim. Sonraki ifadeye bakın. Yunus İbni Habib ne diyor? Bunlar büyük bir nahivci de biliyoruz değil mi? İkinci asırdaydı diye hatırlıyorum. İkinci nahivci. اَشَدُّ الْهِجَاءِ الْهِجَاءُ بِالْتَفْضِيلِ وَهُوَ الْاِقْذَاءُ عِنْدَهُمْ. Bakın en efendim beli hiciv, efendim aslında medih suretinde gelen hiciv gibidir. Onun da faziletlerini söylüyor ama başka bir şeyi, başka birini ona tafdil ediyor. Mesela. Bu bir üsluptur. Bakın diyor ki böyle bir durumda وَهُوَ الْاِقْذَاءُ عِنْدَهُمْ. Böyle bir şey adamın aslında قَذَعَ يَقْذَهُ kötülemek falan gibi bir şeye, böyle kara çalmak, lekelemek, kötülemek, onu böyle berbat etmek gibi bir şeydir bu aslında. Evet.
وهذا خلف الأحمر ناقد كبير قديم خلف الأحمر يقول أشد الهجاء أعفه وأصدقه. Ne kadar veciz bir ifade. Olaya bakın. أشد الهجاء أعفه وأصدقه. Yani bunlar söz üstadı arkadaşlar, bu edebiyat eleştirmenleri, dilciler yani. Şu cümleyi çıkarmak kolay değil yani. Bu cümleyi sizin söyleyebilmeniz için böyle bir cümle, yani yıllarınızı vermeniz lazım yani. Bir tek kelimede bütün olayı anlatıyorsunuz, sizin ne olduğunu. Evet. Dilci ve edebiyatını özetliyorsunuz yani. Eşeddül hicay, e'affuhu ve astakuhu. Ve Mecnun'un bu nakledilen dört parçasında da hicivlerde, üç parça hiciv, bu üç hicivde de mahza bir sövgü vardır diyor. Bir hiciv falan yoktur diyor yani. Ebu Reşit Hoca, Bukays Hoca, Muhammed Reşit Hoca falan. Evet. Aa, evet, o temel bir mesele aslında. Gayet zaten bizim bu faslın temel meselesinin değil. Tek bir temada usta olan şaire fuhul denmez demiştir. Doğrudur. Ömer bin Ebi Rebi'a ve Mecnun'u örnek veriyor. Aslında Ömer bin Ebi Rebi'a'yı belki Muhammed Reşit'e fahel lafzını onun için kullanabilir yani. Hani tabakat-ı fuhul şu arada geçmemişse de yani. İbn-i Sellem bunu söylememişse de veya başka tabakatlarda geçmemişse de benzer tasniflerde. Ama Mecnun olmayabilir. Mecnun'u fahel demek zor yani. Evet. Mecnun şairdir ama fahal değildir yani. Evet, ama Ömer İbni Ebi Rabia olabilir yani, diğerlerinde şiir söylememişse bile. Yani belki şundan çıkarlar. Yani söylese orada da çok güzel söyler. Veya iyi söyler. Belki bu kadar olmasa da. Yani kadına dair söylediği şiirler dışındakilerde iyi olmasa da. Bir de burada şöyle bir şey var. Mesela farklı bablar var ya, genelde şöyle bir şair bulmak zaten çok zor. Yani bütün bablarda, hicivde, medihte, işte ne bileyim, fahırda, ondan sonra savaşta, şunda bunda, gazelde, hepsinde üst derece fahal olması, bu çok zor veya imkansız gibi bir şey zaten yani. Genelde o fahal denilen şairler hepsinde yazabiliyorlar, hepsinde çok iyi şeyler yazıyorlar, yani yazıyorlar, söylüyorlar diyelim. Ancak bir iki tanesinde yani birinci tabaka oluyorlar hani. Genelde öyle oluyor yani. Yani dedin ya, İmmülkes teşbihte işte şu burada, efendim bu şöyle bir mecazda, bu şunu iyi anlatır, bu hikmet de iyidir falan gibi. Efendim veya bu medih de iyidir denir. Bunun gibi üslup veya şiir bablarında belli daha üstün kabiliyetleri olanlar oluyor. Ama şimdi bir tek babda konuda yazan, o babda çok iyi yazıyorsa da kolay kolay ona fahal denemez yani. Çünkü şiir veya fahal sözde, kelamda o beli fasih olmak, yani farklı bağlamlar değiştiği zamanda da rahatça efendim ifade edebilen ve beli bir kelam ortaya koyabilen, melekesi çok kuvvetli demektir. Yani çok hemhal olduğu bir içerik olmasa da gene de yapabiliyor demektir bunu yani. Biraz Allah-u Alem o dil melekesinin, o beli kelam ortaya çıkarabilme melekesi diyelim. Onun dereceleri var yani. İşte bütün baplarda çok üst düzey yapabiliyorsa veya çoğu bapta çok iyi yapabiliyorsa bu tabii ki fahl olmuş oluyor yani. Hani o kasidelerin 6-7 baba avda da şeyde de medikte de savaşta da falan değil mi mesela? Güzel yani, bayağı bir önemli bir meseleydi aslında bu. Yani şairlerin dereceleri, tabakaları. Şimdi mesela biz bunları öğrendikten sonra bunların bir benzerini bir kendi şairlerimizde düşünelim mesela. Bir küçük bir müptedi bir edebiyat eleştirmeni yerine koyun kendinizi. Biraz Arap edebiyatı eleştirisi, nakdül edepten bir şeyler öğrendiğimizi düşünürsek, bunu mesela şiirini çok rahat zevk ettiğimiz Türk şiiri, şu anda diyelim son 100 yıldaki çağdaş Türk şiirinin efendim zevk edebildiğimizi düşünüyoruz az çok. Buradan alalım 10 tane şair, en meşhur 10 şairi, 5-10 tane farklı kasidelerini, en meşhur olması gerekmiyor, farklı bablarda farklı kasidelerini, böyle bir bakalım yani. Mesela kendi tabakatu fuhulü şuara falan, yani fuhulü şuara gibi bir şey oluştursak ne yapardık mesela?
nasıl yorumlar yapardık, nasıl karşılaştırmalar yapardık? Mehmet Akif şurada iyi ama şurada iyi değil mi diyecektim. Mesela Necip Fazıl şu babların hepsinde iyi mi diyeceğiz mesela. Efendim. Ya bu tek temada iyi, diğerleri zaten şiir bile denmeyecek kadar kötü diyeceğiz. Yani benim böyle şeyler bence biraz yapmak lazım. Yani yavaştan yavaştan. Türk şiirini okuyup hatta bir antolojiniz gibi bir şey olsun. Bir divanınız olsun, seçmeniz olsun, seçkiniz olsun. Ben kendi mesela öyle bir dosya açtım Word olarak. Bazılarını yazdım, isterseniz paylaşabilirim. Yani şu kadar karşılaştığım Türk şiirinden beğendiğim parçalar. Çoğu meşhur şiirler zaten ama üzerinde düşünebiliyoruz, konuşabileceğimiz parçalar var, şiirler var. Yani böyle inanılmaz sarsan beyitler var bazı. Min uyuni şiir, hani böyle muallaka seviyesinde beyitler olduğunu düşündüğüm beyitler var mesela. Necip Fazıl'ın, Mehmet Akif'in yer yer efendim. Bunlara mesela bakabiliriz. Öyle size bir iki tane mesela hızlıca söyleyeyim. Arapçada da topluyorum bazı yeni şiirlerden özellikle. Eskiler zaten genelde derlemiştir ki ezberlemeye çalıştın veya ezberlediğin, hemhal olduğun şiirlerinizi bir tarafa yazın. 3-5 sene sonra hemhal olma gider ama unutursunuz. Neyi ezberlemiş olduğunuzu dahi unutursunuz yani. İştigal ettiğiniz, ezberlediğiniz şeyleri hemen kopyalayıp atın bir Word dosyasına. Mesela Türkçe'de kendinize bir seçki oluşturun, kendi zevkinize. Yani belli olma derecesi bile yapabilirsiniz. Ben daha onu yapmadım ama tüm birinci 5 tabaka belirlersiniz. Yani 5 tabakada iyi şiirdir. Şiirdir genel olarak. Hani şiir diyebileceğiniz tabakada. Mesela birinci tabaka, ikinci tabaka, üçüncü tabaka nasıl koyuyorsunuz o beyitleri? Bütün kasideyi koymazsanız da olur. Yani şairler için de belki uzun süre sonra yaparsınız. Şöyle bir bakayım hızlıca. Bir iki şey ondan paylaşalım zaten. Bitiririz dersimizi. Yani mesela Kardelen şiiri var. Çok yıllar önce böyle lisedeyken ilk kez bunu dinlemiştim. Hayrullah Paşaloğlu'nun biraz meşhur bir şiir. Güzel bir şiir ama hani böyle birinci tabakaya tabii ki girmez. 2'ye 3'e falan. Yani bazı beyitleri güzel yani. Kardelen şiiri. Bu bendeki bir dert ki anlatamam kimseye. Kulak verip de beni dinler misin Kardelen? Mesela girişi çok hoşuma gitti yani. Girişi güzel yani. Müptezel değil. Sardı tüm benliğimi, mecalim yok gülmeye. Sen de benle ağlayıp dinler misin Kardelen? Bizim bir edebiyat hocamız vardı, olan sevdiğiydi. O çok güzel okuyordu böyle bir müsamere gezisinde mi, bir şiir gezisinde mi bir münasebetle okumuştu bir programda. Evet. Yani mesela sadece hızlıca bahsedeyim. Hani böyle bir miktar belki şey olur. Efendim, mesela 35 yaş şiiri meşhurdur diyelim. Bu şiiri not almışım çünkü çok hepimizin zaten az çok hoşuna gidiyor ve güzel, çok deli yerler var aslında o şiirde. Mesela onu not almışım. Yani yazmışım oraya şiiri, kopyalamışım. O 35 yaş şiirine yapılan bir nazire var. Onu almışım birinden. Gel gör ki, bu serbest şiir, tam şiir diyemeyeceğiz buna ama işte gel gör ki diye bir şiir var. 35 yaş şiirin nazire İlker. İlkan San, yaş 35 yolun yarısı değil, o senin zamanındaydı tarancı diye başlıyor mesela. Yani nazire kültürü açısından mesela bunu buraya almışım. Belki çok beni değil ama yani efendim han duvarlarını mesela yazmışım. Zaten şiir yani vezin var. Böyle hani ilgimi çeken tabii çok daha muhtemelen kaçırdığım, çok beğendiğim ve yazamadıklarım olmuştur, unutmuşumdur almayı. Sessiz Gemi. Mesela bununla kaç ay ben hemhal oldum Yahya Kemal'in Sessiz Gemisi'yle. Zaten şarkısı da yapılmış biliyorsunuz. Bana harika geliyor mesela bu şiir. Efendim. Hani o okuduğumuz Arap şiirindeki vezinli güzel şiiri hakikaten. Şimdi divan edebiyatında çok vardır, bulunur o vezin, kafiyeli, aruzlu güzel şiirler ama yani bizim daha rahat temasını kurabileceğimiz, dünyasına daha rahat intikal edebileceğimiz son 100 yıldaki çağdaş Türk edebiyatının diyelim parçalarından vezinli olarak yani şiirdir bu diyebileceğimiz şeyleri toplamak, görmek ve onlar üzerinden mukayese yapmak bizim şiir mereke ve zevkimizi geliştirebilir diye yani. İşte Merdiven şiiri var Ahmet Haşim'in. Ağır ağır çıkacaksın merdivenlerden. Ondan sonra Nabi'nin var. Urfalı Nabi'nin mesela şu iki beytini hep terennim etmişimdir bazen aylarca. Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatın da gamın da rüzgarın görmüşüz. Bu arada
hayati inancın genelde söylediği şeyler o yönü şiir oluyor, naklettiği şiirler. Yani en böyle klasik, jenerik parçalar oluyor. Onlara mesela muhakkak bakmak lazım. Çok etkileyici oluyorlar. Mesela bu onlardan biri. Biz neşatın da gamın da rüzgarın görmüşüz. Çok da mağrur olma kim meyhane-i ikbalde. Şu musikiye bakın yani mesela. Biz hezaran mesti mağrurun humarın görmüşüz. Bazı şarkı sözleri de arkadaşlar zaten bazen şiirlerden alınma ama şiirlerden alınmasa da mesela Zeki Müren Türk Sanat Musikisi'ndeki şarkı sözleri efendim çok belli fasih ifadeler olabiliyor. Ve ifadeler çok selistir. Yani böyle kapalı zor kelimeler de yoktur. Ama bir tür sehli mümteni gibi bir araya gelmiştir oradaki kelimeler. Onları da mesela bazen not edebilirsiniz yani. Üzerinde çalışılabilecek şeyler yani. Mesela diyelim şimdi uzaklardasın gönül hicranla doldu. Çok basit bir ifade gibi ama benim o kadar bence etkileyici fasih bir ifade ki gönül hicranla doldu. Evet. Bu tür ifadeler de bazen belki yakalamak gerekecek yani. Biz Türkçe üzerinden daha fazla takip edebiliriz. Arapça da bizim aslan amacımız Türkçe de olmayabilir istersek bunu yap. Türkçe'de bunu yapıp belli bir noktaya geldikten sonra Arapça'da daha fazla hızlı ilerleyebiliriz. Olayın nasıl dönüp bittiğini daha bir bağlantı kurabiliriz yani. Şeyin gene mesela şey çok güzel. Onu bence özel olarak incelemek lazım. Belki ders yapılabilir. Kanuni'nin Aşk mıdır ki bestelendi. Çok güzel bir bestesi de yapıldı. Muhibbi mahlasıyla söylediği şiiri. Aşk mıdır ki canu dil mülkünü yağma eyleyen. Bence gazel için çok harika bir örnek olarak incelenebilir. Çok acayip gönderimler var şiirde. Yani belli bir medeniyetin bir sürü alanına gönderme yapıyor. İlim, felsefe, bir sürü şeyler. Yani zaten işte Fuzuli'nin işte Aşk mıdır? Nasıldı? Nasıldı Allah'ım selam sevgili Allah'ım. Aşk kimmiş diyor ya, her ne varsa geride kıylukal gibi değil. Nasıldı beydi ya, meşhur beydi. Ben demiştim de unuttum bir anda. Aşk mıdır ki canı dil mülkünü yağma eyleyen, aşk mıdır sinem hicre gelip de cah eyleyen, aşk mıdır ki boynuma takıp bela zincirini gezdirip Mecnun gibi alemde rüsva eyleyen. Sonraki beytlerde çok güzel şeyler var yani. Evet yani bu şekilde bazı toplanabilir. Mehmet Akif'ten bir sürü şiir var aslında, beyit var toplamadığımız. Mesela Necip Fazıl'ın Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet. Mesela o beyti yani min uyun işyar. Hani bir oturup düşünmek lazım onu. Zaten zevk ediyoruz dinlerken. Bir de o san'al beyaniye açısından bir tahlil etmek lazım. Orada ne var? Ben bunu mesela sınavlarda böyle şeyler sorabiliyorum. Yani beyan sınavlarında yani böyle Türkçe şiiri de verip soruyoruz. Çıkar oradaki mecazları şeyleri. Bakalım ne kadar mahir. Oradaki şeyleri tahlil etmek. Yani siz de seçin mesela böyle Türk şiirlerini inşallah belki ileride böyle bazen arada böyle bir şeyler de yaparız belki. Arap şiirinin yanında veya benzer tema ve benzer üslubu gördüğümüz zaman karşılaştırmalar yapılır yani. Bunu Osmanlı şairleri, alimleri çok yapıyorlar yani mesela. İşte şiiri getiriyor Arap şiiri, tat benzerini divan edebiyatından getiriyor benzer temayı, üslubu mesela. Velhasıl arkadaşlar evet bu kadar, bugünlük bu kadar yeter. Var mı sizin ekleyeceğiniz, paylaşacağınız bir şeyler? Evet. O zaman burada bitiriyoruz arkadaşlar. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.